çalışma saatlerinin 21'e çekilmiş olması, kapanışın, bizim için büyük bir avantaj olacak. Çünkü insanlar iş çıkış saatlerinden sonra alışveriş merkezlerine gidip alışveriş yapabilip ayrılmaları, kısıtlama saatine kadar evlerine dönebilmeleri çok zor oluyordu. 21 olması sayesinde böyle bir şansları olacak. O marj daha genişlemiş oldu. Bunun tabii ciddi bir katkısı olacak alışveriş merkezlerine. Cumartesi günleri çok önemli. Hafta sonları çok önemli alışveriş merkezleri için. Biz şöyle söylüyoruz. Hafta içi %50, hafta sonu %50 gibi. Sanki 5 güne bedel 2 gün. O 2 günün bir tanesinin açılmış olması çok önemli. Hatta pazar günü tekrar kısıtlamanın devam etmesinden dolayı cumartesi günü normalinden daha da fazla talep olacağını düşünüyoruz. Kafe restoranların da normal %50 kapasiteyle ve işte masa düzenlerinde bir masada açık alanda 3 kişi oturabilecek, kapalı alanda 2 kişi çapraz şekilde oturabilecek şekilde kısıtlı olmasına rağmen kafe restoranların sistemde olması çok önemli. İnsanların alışveriş merkezlerine daha çok gelmeleri ve daha çok vakit geçirebilmeleri için. Hepsinin bileşkesiyle tabii ki ziyaretçi sayıları %30'lar seviyesinde, sadece bu tedbirlerin geriye çekilmesiyle %30'lar seviyesinde bir artış gösterecek. Beklenti, sektör beklentisi bu. Hafta sonlarının cumartesinin açılmış olmasının cirolara çok ciddi anlamda etkisi olacak. Çünkü yine çalışan insanlar ve aileler, okul çağında çocuğu olan aileler çok fazla hafta içleri gelemiyorlardı. Cumartesi günleri gelecekler. İnsanların uzun süredir öteledikleri ihtiyaçlar var, birikmiş ihtiyaçları var, bunları karşılayacaklar. Ziyaretçi sayısının %30 artması demek, hani cirolarda da aynı oranda değil, çok daha üzerinde artması anlamına gelecek. Minimum %50'ler seviyesinde birebir karşılaştırmada artışlar olacaktır. Ama hafta bazında baktığımızda bu %60-70, %100'lere kadar çıkacaktır diye öngörüyoruz. Bizdeki beklenti çok daha yüksek. Çünkü yüksek sezonumuz başlamış oluyor. Pandemiden dolayı açık alanlar daha çok tercih edilir duruma geldi. Bizdeki beklentiler direkt %100'ler seviyesinde ciro artışları şeklinde. Evet, spor giyimden sonra ilk sırada çocuk giyim, bebek giyim ve bebek ürünleri geliyor. Çünkü hani çocuklar ve bebeklere kıyafetler alınıyor. Bebek büyüdükçe tekrar bir ihtiyaç doğuyor ve bakım ürünlerinde. Onlarda bir artış vardı, daha da çok olacağını düşünüyorum. Kişisel bakım ürünlerine çok fazla rağbet var bu dönemde. Tekstilde, ayakkabıda da artışlar olacaktır mutlaka. Sistemde açılmayan eğlence merkezleri ve sinemalar vardı. Genelgeyle bunların da açılabileceği söylendi. Eğlence merkezleri tahmin ediyorum açılacaklar. Fakat sinemalar biraz filme endeksli olduğu için, ellerinde film olmadığı için ve bu dönemde film üretilemediği için tahmin ediyorum bir süre daha hazırlık sürecinde olacaklar ve film tedarikiyle ilgilenecekler. Belki biraz daha tarih olarak daha ileride bir tarihte faaliyete geçmeleri söz konusu olabilir.